Aşılar da hızlı bir şekilde yapılırsa hem açık alanların daha fazla kullanılması, hem insanların daha fazla kurallara dikkat ediyor olması, hem de aşının da etkisiyle vaka sayısında düşme olabilir. Ama yeter ki insanlar hem kurallara dikkat etsinler, hem de aşı sırası geldiğinde bunu ihmal etmeden olmaları lazım. Bana gelen haberlerde, bilgilerde doğruluğunu kontrol etmem lazım belki ama 100 kişi aşı randevusu alıyorsa tahminen 25-30 kişi aşıya geliyormuş. 70 kişilik kontenjanı gereksiz bloke ediyormuş. Bu hem kendileri için hem de Türk toplumu için zarar veriyor. O yüzden de aşı randevusunu bir an evvel alıp muhakkak aşı randevusuna gidip aşımız olmamız lazım. Hem kendimizi koruruz hem toplumu koruruz. Toplumu koruduğumuz zaman sosyal yaşamımıza ya da iş yaşamımıza biraz daha rahat devam etme fırsatı olur. Böylece sonbaharda olabilecek riski de en aza indirmiş oluruz. Sonbahara daha rahat bir durumda girebiliriz. Elimizdeki rakamlar şunu gösterdi. 65 yaşın üzerinde yaklaşık olarak %70, %80 grubu aşıladık biz. Buna bağlı olarak da bu yaş grubunda hastalanan sayısı, ağır vaka, yoğun bakıma yatan ya da ölenlerin sayılarına baktığımızda dramatik bir düşüş görüyoruz. Demek ki iki doz aşı almış 65 yaş grubunda aşının önemli bir etkisi oldu. Şimdi diğer yaş gruplarına yaygınlaştırmaya başladığımız zaman o yaş gruplarında daha önceki dönemlere göre hastalanma ya da ağır vaka sayısına düşme oluyor. O zaman aşı etkisini görüyoruz. Ama bunu olabildiği kadar geniş gruplara yaymaya başladığınız zaman bu sefer toplumdaki tüm toplam vaka sayısında azalma görüyorsunuz. Şu anda Türkiye 50 yaş ve üstüne aşı yapıyor. Ama bu aşı tedarikine bağlı olarak 40 yaş, 30 yaş, 20 yaşa kadar inecek. O zaman bir anda daha fazla kişi aşı yapıldığı için hasta olan sayısı azalacak. Ya da ağır vaka, hastalık belirtileri gösteren sayısı azalacak. Şu anki işte 6800 rakamı daha da aşağılara inmek üzere inebilecek. Toplumun en rahatlayacağı dönem yaklaşık olarak vaka sayısının 500'lerin, 600'lerin altına inmesidir. Bu bir hedeftir. Ama şu anda 6000'lerden 5000'lere, 4000'lere inerse o zaman salgını kontrol etme uygulamalarının iyi gittiğini düşündürür. Yeterli midir? Hayır. İyi gittiğini düşünür ama bu iyi gidişi sürdürmeniz lazım. Her şey iyi gidiyor. Artık boş verelim derseniz o bir anda bastırılan yay gibi tekrar zıplar. Tekrar olmadık zamanı yüksek vakalar görürüz. O yüzden biraz daha sabretmek lazım. Biraz daha kurallara uyalım. Bizim önümüzde rahat bir döneme gidebiliriz. Eğer aşı programı da istediğimiz ölçüde iyi giderse. Bu alınan önlemlere bağlı olarak 14 gün sonra sonuçları görmeye başlayacağız. Normalde 10 gün sonra kendini belli eder. Şu anda galiba rakamlar 6500-6800 civarında. Diyelim ki 10 gün sonra, 15 gün sonra rakamları 6500, 5000, 4000'e doğru iniyorsa o zaman demek ki hem mevsim şartları hem de insanların uyumuna bağlı olarak vaka sayısının azalma olacağını düşünebiliriz. Düşünebiliriz diyorum. Doğru olmayabilir. Çünkü salgınlar tepe noktasını yaptıktan sonra yani en yüksek düzeye çıktıktan sonra bir süre sonra kendisini sınırlamaya başlar. Bu sınırlama tehlikenin geçtiği anlamına değildir. Yeni vakalara aday döneme doğru gidiyorsunuzdur. O yüzden de tekrar vakalar artabilir. Şimdi Haziran 14'ünden sonra bunu takip etmek lazım. Acaba vakalarımızda artış olacak mı? Azalış eğilimi devam edecek mi diye. Bu nedenle vaka artışının esas kararını verebilmek için bir 10-14 gün beklemek lazım.